aşırı derece izole bir hayat süren Kuzey Kore'de fotoğraf çekmek kısıtlıdır. Çoğunlukla Kuzey Koreli fotoğrafçılara bile izin verilmez. Yabancılar da zaten uçuk vize ücretleri sebebiyle ülkeye çok zor gitmektedirler. Girseler bile kendilerine bir devlet görevlisi eşlik etmektedir. Bu kadar kısıtlı bir ortamda Kuzey Kore'de fotoğraf çekip bunu internete yükleyen tek tük fotoğrafçı bulunmaktadır. Ancak bu fotoğrafların da Kuzey Kore tarafından silinmesi istenmekte. Gelin birlikte bu fotoğraflara ve Kuzey Kore'nin nasıl bir ülke olduğuna yakından bakalım. Kuzey Kore'de özellikle askerlerin ve devlet dairelerinde çalışan kişilerin fotoğraflarını çekmek kesinlikle yasaktır. Hatta bu kişileri kötüleyen fotoğrafların çekilmesine asla izin verilmez. Mesela bu gördüğünüz adamlar çalışma saatleri içerisinde uyumuyorlar, sadece gözlerini dinlendiriyorlar. Biraz önce söylediğimiz gibi Kuzey Kore'de ordunun ve askerlerin fotoğraflarını çekmek kesinlikle yasaktır. Ancak bu resimdeki pembe elbise giymiş kadının askerlerin tam ortasında niye durduğunu anlayamadık. Aynı şekilde resimde bankta uyuyan bu baba ve oğlunun fotoğrafının çekilmesi hükümet yetkililerini oldukça rahatsız etmiştir. Hükümet bu fotoğrafın anında silinmesini ister. Çünkü Kuzey Kore hükümeti ülkede evsizlerin olduğunun bilinmemesini ister. Kuzey Kore halkının liderlerini ne kadar çok sevdiğini eminiz ki hepiniz biliyorsunuzdur. Ülkenin dört bir yanında liderlerin büyük devasa heykelleri bulunmakta. Ve bu insanlar bu heykellere büyük bir saygı beslemektedir. Bu sebeple bu devasa heykellerin arkasında fotoğraf çekilmek kesinlikle yasaktır. Kuzey Kore ve Çin birbirine komşu iki ülkedir ve bu iki ülke yan yana olmalarına rağmen aralarında büyük farklar bulunmaktadır. Özellikle akşam olunca Çin ışıl ışılken Kuzey Kore elektriklerin kesilmesiyle karanlığa gömülmektedir. Bu fotoğraftaki iki kişi trenle seyahat ederken kişilere insan gübresi satmaktadır. Kuzey Kore'de kimyasal gübre satışı yasak olduğu için bu insanlar kendi gübrelerini kendileri satmaktalar. Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang şehri dışarıdan abartılı ve güzel görünüyor olmasına karşılık binalara yakından bakılınca çoğunun yıkık ve iç kısımlarının yıpranmış olduğu görülür. Uluslararası Af Örgütü, Kuzey Kore'yi çalışma şartları, insan hakları ve hapishane koşulları gibi alanlarda kötü olmasıyla suçlamakta. Mesela bu fotoğraftaki adamın iş güvenliğini kimse sorgulayamaz. Elektrik kesintileri ülke genelinde yaygın haldedir ve elektrik her kesildiğinde hükümet bunun Amerikan ambargosu olduğunu dile getirir. Ülke yetkilileri genç insanların bilgisayar başındayken fotoğraflarının çekilmesine karışmaz. Fakat çoğu zaman elektrik olmadığı ve internetin ise sadece bilim adamlarının erişimine açık olduğu için ortaya böyle komik ve tuhaf fotoğraflar çıkmaktadır. Kuzey Kore'de belki elektrik yok, güvenlik konusu çok önemli değil veya evler bakımsız. Ancak zenginseniz markete bu şekilde süslü gitmemeniz için hiçbir neden bulunmamakta. Kuzey Kore'nin başkentinde yalnızca 2 adet süpermarket bulunuyor. Ve bu marketlerden sadece zenginlerin alışveriş yapabilmesi mümkün. Hem de oldukça şık ve süslü bir şekilde. Bu gördüğünüz çocukların çalışmak yerine okulda olmaları gerekmekte. Ancak Kuzey Kore'de yoksulluk had safhada olduğu için aileler hayatta kalabilmek için çocuklarını da çalıştırıyor. Ülkenin bu halinin fotoğraflanması yasak çünkü hükümet yetkilileri ülkelerinin fakir ve yoksul olduğunu göstermek istememekte. Kuzey Kore toplu taşıma konusunda oldukça başarısız bir ülke. Bu resimde bozulan bir otobüsü itmeye çalışan insanları görüyorsunuz. Otobüsler oldukça eski olmasına ve her gün bu gibi durumların yaşanıyor olmasına rağmen yeni otobüsler ısrarla alınmamakta. Resimde gördüğünüz adam yolun kenarındaki çimleri yolup yemekte. Az önce de Kuzey Kore'nin fakir ve yoksul bir ülke olduğundan bahsetmiştik.
Bu fotoğraftaki adamın çimleri yiyor olmasıyla bir kez daha bu kanıtlanmış oluyor. Kuzey Kore'de insanlar arabalara ve dolayısıyla da trafiğe biraz uzaklar. Araba görünce şaşıran bu insanlar genelde toplu taşımayı kullandıkları için yollar bomboş durumda. Bu durumu fırsat bilen çocuklarsa ana yollarda bol bol oynamaktalar. Kuzey Kore'de insanların ciddi bir şekilde fotoğraflanması istenmekte. Ülkeyi komik duruma düşürecek fotoğraflar yetkililer tarafından tepki çekmektedir. Bunlar Kaçmaz kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere.